Deniz'le beraber neden gidiyoruz? Biraz tuhaf gözüküyor olabilirim. Güzel, bunu beğendim. Birazcık zorlayıcı gibi ha. Saçma oldu ki. New Balance'dan olur mu? 3-4 tane çanta almış oldum yani. Ama nerede giyeceğim diyor. Giymeyi vereyim yani hani. Bir dakika, ben size en önemli şey anlatmamışım. Bunun burada zorlanmaması lazım. Aa. Evet, onları unuttum. Hiç gücüm yok ha. Ravenimiz var. Ben var ya, ne yapacağım? Sizin hediyelerinizi alacak, içinde var birkaç tane. Merhabalar canım arkadaşlarım. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi önümde bavullarım. Bavullarım arkamda dağınıklığımla beraber. Yine sizinle beraber bavul yapacağız. Çünkü gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu sefer kocam böyle beraber gidiyoruz çünkü. Arkadaşlar ben aslında var ya, o kadar rahatsızım ki şu an ilaçlarla, vitaminlerle ayakta duruyorum. O yüzden böyle çok fazla enerjim yok. Olan bütün enerjimi şu an buraya sakladım. Tek seferde bunu yapıp bitirmem gerekiyor. O yüzden her şey olabildiğince yanıma aldım. İşte şu şey düzenleyicileri falan da aldım. Bir şekilde halledeceğime inancım var. İnancım var ama kendime güvenim yok çok fazla. Arada bir sesim kısılıyor, burnum tıkanıyor falan. O yüzden mikrofon taktım. İnşallah sizi rahatsız etmeyecek ve herhangi bir sorun da yoktur mikrofondan. Hızlıca bavulları yapmamız lazım çünkü hiç zamanımız kalmadı. Ben rahatsızlandığım için her şey çok ertelendi. Bütün planlar ertelendi. Yapmam gerekenleri yapamadım. Almam gerekenleri alamadım. Gitmem gereken yerlere gidemedim. Her şey çok karıştı. Biraz tuhaf gözüküyor olabilirim. Yorgunum, hastayım. Artık bu kadar. Yapacak bir şeyim yok gerçekten. Hadi hızlıca başlayalım. Şimdi bu düzenleyiciyi yeni aldım. Aslında benim bir tane daha vardı zaten ama bu sefer Deniz'le gideceğim için daha çok gerekebilir dedim. Bunun içinde de şöyle bir şey çıktı. Şöyle bir şey çıktı ve burada bir askısı var. Büyük ihtimalle otelde falan işte bunu banyoya asıp içinden böyle kremlerinizi falan rahat almanız için olabilir. Güzel, bunu beğendim. Buna en son fırçalarımı koymayı düşünüyorum. Fırçalarımın hepsinin yıkanması ve kuruması gerekiyor bu arada. Çok işimiz var. Çok işimiz var ve hiç gücümüz yok. Bakalım ne olacak. İki pantolonum çok benziyor gibi. Aslında ikisini almama gerek yok. Ama şu bir tanesi... Ay size vurdum. Şu bir tanesinin paçasının yapılması gerekiyor ve onu burada böyle şeyleri çok olmuyor yani beceremiyorlar bence. O yüzden onları Türkiye'de yaptırırım diye onları o yüzden götürüyorum. Şimdi şu bütün pantolonları bir yere ayarlayayım. Bir de bunların bir dağınıklığı var ya Allah'ım. Siz seyahatlere giderken çanta yapmayı böyle son anda mı bırakıyorsunuz yoksa en baştan mı yapıyorsunuz? Bir de bu işi seviyor musunuz? Yani şu işi gerçekten seviyor musunuz? Birazcık zorlayıcı gibi ha. Oh! Okey. Pantolonları bitirdik. Şimdi en son şu ceketleri en son koyarım. Böyle üste koyarım. Benim de şurada bir tane şey var çünkü. Trenç kotum var. Şimdi geldik tişörtlere. Deniz'in peki her şeyinin rengin açık olması. Şu iki tane renkli gördüğünüz gömlek var ya onu da ben aldım. Yoksa o da açıktı. Ona kalsaydı. Bence Deniz bunu giymez ha. Bu Japonca yazıyor. Bence ben bunu almayayım. Çünkü bizim insanımız zaten dalga geçme konusunda biliyorsunuz ki bir numara. Şimdi kesin yoldan geçerken bir şey söylerler. Bu da ben Koreliyim der üstüne cevap verir ama üstünde böyle Japonca tişört olunca bir şey olabilir. O yüzden ondan vazgeçtim. En son gittiğimde çok tuhaf şeylerle karşılaştım çünkü. Şunlar bir daha ütülenebilir oradayken. Ütülenebilir diye o yüzden çok üstüne böyle düşmeden sadece yer kaplamayacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada böyle yapmak da o kadar saçma oldu ki belim ağrıdı yani. Niye böyle bir şey ben yaptım anlamadım. Şimdi bunları bir şeye koyalım. Bunu da bitirdim. Bunlar Deniz'in üstlerini koydum. Bunlar da zaten evde giydiği tişörtler olduğu için bunları ayrı bir çanta yaparım diye düşündüm. Aa, Deniz'e şort koymadım. Deniz'in şortları almam lazım. Bunları da böyle evde falan giyerde bunları ayrı bir şeye koyuyorum. Böyle pijamalarla beraber koyarım bu setleri. Şimdi geldik bana. Ben de ilk önce kombinleri tekrar bir check etmem lazım. Çünkü bir de ona göre ayakkabı ve çanta düşünmem gerekiyor. Sadece elime gelenleri atmıştım. Şu ikisi zaten akşam falan için böyle hani bir yere falan böyle bir yemeğe falan gidersek diye. Bunlar ayrı. Ama kötü tarafı pantolonların içine koydum. Onları düşünmem lazım yani. Bir bakayım şunları, ona göre de çanta planlayalım. Çünkü çanta ve ayakkabı düşünmem lazım. Çok şey götürmeyeyim. Sonra yük oluyor ya. Çok zorlanıyorum.
Mesela bunu bununla giyebilirim. Şunun içine böyle siyah askılı bodylerle bunu giyebilirim. Şu böyle tişört ve süreter olarak bunu böyle giyebilirim. Bunu siyahla giyersem Vans'larım olur. Jean'le giyersem de New Balance'larım olur. New Balance'larım olur mu? Olur herhalde. Bu kombinlere çanta bakalım. Hemen geliyorum. Şimdi kafamdaki çantalar bunlar. Ama bir tane siyah çok büyük çantayla gideceğim. O yüzden büyük ihtimalle bunu o yüzden almam. Tamam mı? Bu çantayı çok seviyorum. Her şeyle çok güzel oluyormuş gibi. Ama küçük. İçine hiçbir şey sığmıyor. Bir telefon, bir cüzdan sığıyor. O yüzden bu bir soru işareti. Bu sizce çok mu yaz? Bu şu an kullanılmaz mı? Ya da kullanılıyor. Buna böyle kameram falan da çok rahat giriyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu olabilir. Bir de şu. Buna kameram sığmıyor. Benim kameram. Ama Deniz'in kamerasıyla veya ben telefonla vlog çektiğim günler falan sanki olabilirmiş gibi geliyor. Hepsiyle olur gibi bu sarı. Sarının olmadığı günlerde. O zaman bu ikisini alıyorum. Bunu içlerini bir boşaltayım. Ayakkabı olarak Vans'larımı alacağım yanıma. Aslında bir de ben geçen gün babet aldım. Size onu bir göstereyim. Babetleri de mi alsam? Böyle akşam falan böyle tatlı şey. Küçücük zaten o ya. Ne olacak ki? Ayakkabılarım da burada. Bunlar da tamam dedik. Şimdi benim şu kıyafetlerimi şunun içine koyalım. Evet. Bu da bitti. Bazı şeyler bir çıkardım. Ona yerine başka bir şey bakacağım. Ama bir 5 dakika dinlenmem lazım arkadaşlar. Biraz yoruldum. Bir ilaçlarımı içeyim, dinleneyim. Kendime geleyim ve tekrar geliyorum. Arkadaşlarım ben geldim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu çantayı böyle direkt koyunca kırılma ihtimali karşı içine ne koyayım dedim. Diğer çantam tam girdi. O yüzden yeşil de almaya karar verdim. Aman dedim. Sonra bu yeşil içine de bari bunu koyayım dedim. Bu böyle çok küçük böyle cüzdan gibi tam. Hani böyle markete falan bir yere giderken tam tatlış olabilir, rahat yani. O yüzden bunu da bunun içine koymaya karar verdim. Nasıl fikir? Ya yine 3-4 tane çanta almış oldum yani. Mantıklı mı yaptım anlamadım ama şunun askılarını da bir çıkarıp içine koyacağım bu arada. Biz kadınların bu derdi ne olacak acaba arkadaşlarım ya gerçekten. Birazcık rahatsızlığım şu an yükseliyor gibi hissediyorum. Çünkü inanılmaz derecede yorgunum ve devam etmezsem bir daha edemeyeceğimi düşündüm. Şimdi bunu bunun içine koyacağım kendi kılıfına. İnşallah çantama böyle bir zarar vermez bu. Şimdi güncellememiz şöyle. Burası böyle bitti. Tamam mı? Şuraya şey koydum. Çamaşırları koydum. İşte bu Deniz'in üstü. Bu ikimizin altı var şurada. Burada da işte bazı kişisel eşyalar. Bunlar benim üstüm. Bu da pijama ve işte bu evde giyebileceğimiz şeyler. Şu çantalar. Bu da bir tane ayakkabım. Bu iki taraf böyle bitti. Bunun üstüne daha bir sürü şey gelir. Onu doldurdum. Daha bunlar da var. Güzel. Sars. Rahat sars. Bir de bunun şimdi şu tarafı var. Onu şimdi birazcık dolduralım. Şu var. Arkadaşımın ailesine gidecek bu. O yüzden bunu direkt bu çantaya atayım. Aa bir de neler var biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir ürünümüz var. Bu benim LG var ya işte bu cilt içine emmesi için kullandığımız ürünleri. Onun başka bir marka olanı var. Bunu birisi istediği için bu girecek. Ama bunlar bataryalı mı oluyor? Evet. Bunları o zaman el çantasına koyabilirim. Bunları normal şeye koyamam. Bir de Dyson var bu arada. Bir Dyson. Taşıyoruz. Dyson çok ağır. Dyson çok ağır. Burada da babam için olan şu an şeyde kutusunda ama dışarıda şarjda. Hemen direkt orada kullanalım o gün diye şarj ediyorum. O yüzden şu an içi boş da o da el çantasına girecek. Çünkü bunların içinde şey var. Bataryalar olduğu için bunları bagaja veremiyorum. Bunları el çantasına almam lazım. Babam için aldığımız böyle ayak masaj aleti var. Böyle bacaklarınıza sarıyorsunuz. Havayla böyle sıkıyor bırakıyor. Mükemmel. Ben kullanıyorum. Çok güzel. Babam da çok beğenir diye bir düşündüm. Bunlar Deniz'in bizimkiler için düşündükleri. Burada da yine benim çantalarımın markasından olan anneciğime bir çantamız var. Buna çok şey yapmayayım şimdi annemin yani. Hani benim olsa gösterirdim de bir de o yüzden açmadım bile tam. Bu da anneminkisi var. Annemin çantasını da şöyle şuraya koyalım. Heh, ben de aldım kendime. Size onu gösterecektim. Yine o markadan babet almıştım. Şöyle çok tatlı babetler. Çok basic ama çok şık. Acaba bunları götürsem mi diyorum. Ama sonra diyorum ki götürmesem mi? Ama bir tane böyle klasik ayakkabım da olsa çok güzel olabilirmiş gibi geliyor. Ama nerede giyeceğim diyorum. Belki akşam dışarı çıkarız bir şey yaparız o zaman giyerim diyorum. Ama o zaman da giymeyi vereyim yani. Hani bir daha taşımayayım diyorum. Ama hafif sorun yok da
kırılır mı diye korkuyorum. Yani kendi şeyleri falan içinde var ama o yüzden bununla birazcık kararsızım. Bunu eğer en son aman alayım ya dersem diğer çantayı atacağım. Bu hala düşünmece. Şimdi bunlar da Olive Young. Olive Young ve Olive Young'lar. Bunların çoğu sipariş. Sipariş olduğu içinde benim olmayanlar da var, benim olanlar da var falan filan. Çok karışık yani o. O yüzden şimdi bunları olabildiğince şu çantaları atıp bunları Türkiye ayıracağım. Şu an buradan bir ayırarak götüremem. Yani ayrı ayrı şey yapamam. O yüzden şunları bir yerleştirelim. Kağıt maskemiz. Burun bantı kalsın. Arada benimkiler de varmış. Tamam, hepsi şey değilmiş. Şu makyaj temizici, bunu zaten uçağa almam lazım. Şimdi şu var. Şu şuraya şöyle sor mu? Şimdi götüreceğim insanlar eşyalarını da aslında böyle kutularını çıkarmak istemiyorum ama eğer başta böyle koyacağım ama baktım yer sorunum çok oluyor, o zaman kutularını çıkarmak zorunda kalacağım. Onlardan söylemiştim. Bunu açıp şeyin içine koyacağız. Arzucan kusura bakma, bunu böyle getiremem. Gereksiz çok yer kaplıyor çünkü. Aynen. Bak minnacık. Küçüldü. Güzel oldu. Aynen. Bu da böyle bir tonikli pet gibi falan aldım böyle rahat olur diye. Benim bu makyaj çıkar uçak için aldım. Aa, size ne göstereyim. Bakın burada ne var? Poncim hediye. Ben size Türkiye'ye neden gittiğimi anlattım mı? Bir dakika, ben size en önemli şey anlatmamışım. Ben Türkiye'ye tekrar neden gidiyorum? Hatta beraber Deniz'le beraber neden gidiyoruz kısmına gelecek olursak da biliyorsunuz ki benim bir yeğenim doğdu arkadaşlar. Minnacık Boncuk bir bizim evimizin bir prensesi var. Ve onlar Almanya'da yaşıyorlar aslında. Benim düşüncem bizim Almanya gitmemizde. Ama kardeşim de Türkiye'ye gelmek istiyordu. Hem işte diğer aile böyle fertlerimizle bebeği görsün, hem hep beraber zaman geçirelim diye. Dedim ki okey çok güzel, o zaman Türkiye'de buluşalım diye. O yüzden biz hep beraber Türkiye'de buluşmaya gidiyoruz. Yani Almanya'dan kardeşim geliyor, biz de buradan gidiyoruz. Annem, babam, diğer kardeşim falan. Orada böyle bütün aile İstanbul'da çok güzel zaman geçireceğiz hep beraber. O yüzden çok heyecanlıyım. Hem bebeği göreceğim diye, hem düğünden sonra ilk defa böyle hep beraber bir arada olacağız. Düğün zamanı hep beraberdik ama böyle birkaç gün sonra işte biz döndük, şey oldu, kardeşim erken döndü falan. Böyle çok uzun zaman geçirememek. O da artık Almanya'da yaşadığı için onun da orada kendi şeyleri var. O yüzden şimdi beraber izinlerimizi denk getirdik, ayarladık ve hep beraber Türkiye'de buluşmaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım bu konuda. Bebişi size gösteremeyebilirim çünkü anne babası nasıl izin verir, ne düşünüyorlar bilmiyorum ama emin olun onu öpeceğim, koklayacağım, ısıracağım, mıncıracağım. Böyle şeyler için çıldırıyorum yani. Deniz'in iş yerindeki arkadaşları da biliyorlar bizim Türkiye'ye gideceğimizi. Orada bir tane Deniz'in iş yerinden bir arkadaşının çocuğu var. Ben de o çocuğu çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı, inanılmaz bir bebiş yani. Onun annesi sağ olsun beni de çok severdi. Ne zaman ihtiyacım olsa bir şey sonra sürekli bir şey gönderiyor yani. Bu sefer de bizim Asal Ali'nin kuşumuza şöyle bir pijama almışları. Çok tatlı yani, düşünmesi bile çok güzel bir şey. Aa dur, burada bir sıkıntı var. Bunun burada zorlanmaması lazım. Evet, bu kısım bitti. Biraz daha şöyle bir kağıt maske, şu şey göz altı maskesini getirdim. Çünkü bir de bir düğüne falan katılacağız. O zaman onu da önce de birazcık kullanırım diye. Birazcık kendi maskelerimden de getirdim. Bu ne? Bu yanlışlıkla gelmiş. Güzel. Bu da böyle tam oldu. Harika. Şimdi burada biliyorsunuz ki ben şey Mixon'un açılışına gitmiştim. Bunlar da benim henüz kullanmadıklarım vardı. Onları şu an açıyorum ve Türkiye'ye götüreceğim. Orada kullanırım diye çünkü. Burada bir tane güneş kremi ve esans var. Bunları birine hediye verebilirim. Çünkü bunları ben burada kullandım ve çok beğendim. Şimdi burada yeni süngerler var. Bu süngerleri birazını şöyle yeni olanları. Bunu bir şeye koyayım ama. Nereye koysam şunları? Nereye koysam? Tamam, bunlar ürünler, bunlar çöpler. Şu çöpleri ayrı atalım. Bakalım burada ne varmış? Bunlar şey böyle ağır değil, ateş düşürücü bantlar falan var, tamam mı? Bunları Alin kuş için aldım. Yani böyle bir ateş çıkma durumu olur, bir şey olursa falan filan. O zamanlar böyle rahatça kullansınlar diye aldım. Böyle ıvır zıvır olanları da şimdi şöyle şunun içine atacağım. Atıyorum bunun içine. Ivır zıvır. Çarçur.
Bunlar daha boş. Boş şeylerim çok var ama içine girecek şeylerim de çok var. O yüzden bunlar böyle bu kadar kaldı. Bunları denize soracağız. Bunu el çantama alacağım. Şu an yapabileceklerim sanırım bu kadardı. Bir tek şu ceketler kalmış. Onları da şimdi buraya üstüne böyle atayım. Deniz yanına bir şey alır mı? Bir tanesini yanına alsın. Ben de bir tane siyah yanıma alacağım. Trenç kotum çünkü çok ağır. Onu buraya koyarım. Yani inşallah o kadar soğuk olur. Onu götürüyorum ama inşallah giyerim yani. Şimdilik bu kadar sanırım. Onu da buraya koyayım. Geliyorum. Aa. Biz Deniz'in takım elbisesini koymadık. Kocam arıyor. Deniz'e de kocam arıyor. Bir saniye. Sevgilim. Ne yapıyorsun? Ben de bubble yapıyorum. Sürekli nefessiz kalıyorum yani. Evet, onları unuttum. Ben diyorum ki bu çantalar niye bu kadar boş? Annemlere bu yemekliktir, abur cuburdur, o şeylerin hiçbirini almadık ya biz. Ben iyi değilim. Şunu da yapıyorum. Sonra birazcık dinlenmeye çekiliyorum. Saatim de yok. Saat kaç? Saat 5'e geliyor. Bir saat sonra çünkü tırnak randevum var bir de. En azından ona kadar birazcık bir dinlenip kendime gelmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Sonra ben size güncellemelerle gelirim. Arkadaşlarım ben geldim. Aslında dün sizinle bu videoya başlamıştık ama bugün devam ediyoruz. Neden? Şöyle, dün çok kötü oldum. Zaten biliyorsunuz söylemiştim biraz rahatsızım diye. Ve akşam kötü oldum. Deniz geldi. Deniz benden çok 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 daha kötü bir durumdaydı. Biz böyle akşam bayağı bir zor geçti ve hiçbir şey devam etmedik. Böyle aynen salonun ortasında şu şekil her şey kalmıştı. Hatta bak ne kadar kötüydük şuradan anlayın. Markete gitmemiz gerekiyordu ve gidemeyeceğiz. Çok kötüyüz diye online alalım dedik. Hepsini sepete ekleyip bırakmışız, almamışız. Ve bunun farkında bile varmamışız. Az önce farkındım ki market gelmedi, farkında mısın falan dedim. Bir girdik yine sepe. Bunlar hep sepette duruyor. Almamışız ve hızlı bir şekilde bu sefer bizim aldığımız ama ertesi gün sabah geliyordu. Yani kargo olarak geliyordu. Şimdi böyle getir gibi bir uygulamada aldık. Çoğu şey yok. Almak istediğiniz bazı şeyler var yüklenmişse vardı aslında. Birer tane var gözüküyordu. Hiçbiri gelmedi. Gelmemiş yani. Öyle bir mesaj geldi. Hala kapıda. Şimdi gideceğiz onları içeri alacağız ve bavula yerleştireceğiz. Bavul işimizi bitireceğiz. Sonra yarın için bir videomuz var. Onu bitirmem lazım ki siz cumartesi günü videosuz kalmayın. Bitiremediğim için onlar da duruyor ve bitirmek istiyorum. Yani hiçbir cumartesiyi atlamadım ve bunu da atlayamam. O yüzden onu da bitirmem lazım. Hadi o zaman gidip dışarıdaki markete alalım. Dırıdırıdım. Selam canlarım. Siz biraz ağır gözüküyorsunuz. Bir saniye. Ağırmış. Arkadaşlar beni rahat görebiliyor musunuz? Sanki kesiliyormuş. Evet kesiliyorum. Aman dur. Düzeltmem lazım şunu. Bu ne? Ha, çantam. Bu da yarınki kol çantam. Aklıma geldi. Onun içine bir şeyler atıyorum. Sizi bir düzelteyim bir saniye. Hiç gücüm yok ha. Olduk mu? Şimdi marketten neler aldım ve neler götürüyorum Türkiye'ye. Biraz onları size göstereyim. Aslında istediklerimi çok alamadım. Abur cuburları falan da açayım. Bak bunu açacak dermanı biraz kestim. Şimdi şurada iki tane et sosumuz var. Birilerine Kore batağını düşürdüm de arkadaşlar. Pilav. Bildiğiniz Kore lapa pilavı var. Sosumuz var. Tteokbokki'miz var. Tteokbokki'miz var. Tteokbokki'miz var. Kimbap setimiz var. Buraya geldik. Burada ne var? Ramenimiz var. Ramenimiz var. Ramenimiz var. Ramenimiz var. Ramen. Ve ramen. Kimchi çok istendi. Kimchi ama buradan alamıyorum. Onu airport'tan alacağız. Cevang var. Bu böyle cevang güzel oluyor bu. Deniz bunu seviyor. Annemlere Kore yemek yapacakmış Deniz. O zaman yaparız diye bir de bunu aldım. Hadi bunları yerleştirelim. Hallettim. Hemen şimdi size de gösteriyorum. Şimdi şunlar yarın sabah bunların içine girecek. Çünkü bunları şu an dolaba koymam lazım. Sonra bunun üstüne koyacağız. Burada bir bavulumuz var. Bunu zaten dün beraber yapmıştık. En son Deniz'in bir tane şeyini böyle attım ve takım elbisesini aldım. El bagajımız hala boş. Yani yarısı boş. Okey, o güzel.
Bu doldu. Şöyle iki el bagajı almaya gerek yok diye bir bagajı bunun içine koydum. Dönerken lazım olur diye. O yüzden böyle yaptım. Bu da böyle güzel. Yani işte en son bu tteokbokki ve kimbap falan bunun üstüne koyup böyle ikisini böyle işte kapatabilirim. Çok rahat. Bu okey. Bu güzel ve bunun da kilo sorun olmaz. Burası zaten dün sizinle beraber yapmıştık. Şimdi bugün de burayı böyle yaptık. Bunu zaten birazdan çıkaracağım. Sadece yeri belli olsun diye hani kullanacağım ya yarın sabah falan da Dyson'ı. O yüzden bunları da böyle yaptık. Okey. Bence bayağı iyiyiz. Toparlandık. Var ya elim bitti. Mahvoldum. Çok yoruldum. Yani hiç gücüm yok. Ay mikrofonu kapatıyor muyum? Kapamıyorum galiba. Ben var ya ne yapacağım? Böyle iki dakika iş yapsam nefessiz kalıyorum. Gidip suyumu almam lazım. Dur gidiyorum gelin. Çok hastayım. Oh. Geldim dostlarım. Deniz birazdan beni almaya gelecek. Çünkü ben online'dan bir elbise almıştım. Ve mağazaya söylemiştim. O gelmiş. Ama şu an gidip onu almaya benim gücüm olmadığı için. Deniz dedi ki ben geleyim seni alayım. Gidelim ve alalım elbiseyi dedi. O yüzden Deniz gelip beni aldıktan sonra AVM'ye gideceğiz ve elbiseyi alacağız. Bir de orada size aslında çok önceden bir şeyler planlamıştım. Ama gerçekten bu hastalık beni tamamen uçurdu yani beynimi. Bir iki tane şey ayarlamıştım zaten ama eksik şeylerim kalmıştı. Gidip onları da hemen hızlıca zaten kafamdalar. Onları hemen alacağım ve geleceğim. Sizin hediyelerinizi de alacak. İçinde var birkaç tane. Neye göre vereceğim bilmiyorum. Böyle bir çekiliş gibi bir şey yapmaktansa bana sürekli destek veren insanlara vermek istiyorum aslında. Hem burada hem Instagram'da. Ama bu sefer neye göre planlayacağımı da çok bilmiyorum. Hani yanlış anlaşılsın istemiyorum, bir şey olsun istemiyorum falan. Bir de benim sadece Türkiye'den değil böyle yurt dışından çok fazla konuştuğum insanlar var. Almanya'dan var, İsviçre'den var, Hollanda'dan var, İtalya'dan var. Hani çok fazla yerden konuştum. Sürekli konuştum. Artık takipçi demek çok doğru mu bilmiyorum ama arkadaşlarım var yani. Hani onlar için böyle bir güzellik, bir şirinlik, bir şeylik yapmak istiyorum. Herkese gönül ister, herkese bir şeyler gönderebileyim ama olabildiği kadar işte böyle 2-3 kişiye bir şeyler yapabilmek, küçük bir paket yapabilmeyi çok istiyorum. Ama bakalım şu an için bilmiyorum yani Deniz geldiğinde AVM'ye gidip oradan bakacağız ve gücümün ne kadar olduğuna bağlı olarak değişecek bu. Ama inanıyorum ki size güzel şeyler getireceğim inşallah yani. Onu nasıl vereceğim, ne yapacağım şu an planlamadığım için ona göre bir şey söylemiyorum. Ama Instagram'dan ya da buradan duyururum zaten bir sonraki videoda veya video aralarında bir şeyde. O yüzden beni takip etmeyi unutmayacağım arkadaşlarım. Hem Instagram'da hem burada diyorum. Bavullarımız da şimdilik bittiğine göre bu videoyu artık burada kapatayım. Çünkü ben çok uzun oldu. Çok konuştum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Abone olmayı unutmayın lütfen.